Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle ebru'lu iplikle güzel bir model göstereceğim arkadaşlar. Modelimiz gayet hoş ve güzel bir model. Modelimize başlamadan önce tığımı söyleyeyim. 3 numara böyle. Afgan tığı diyorlar galiba buna. Ben öyle biliyorum, yani alırken bana öyle söylemişlerdi. Arka tarafını çok uzun geliyor diye ben biraz kestim. İpim Nako. Vizon Anatoli ama ne öyle bir şey işte, tam okuyamıyorum da o iplerden. Modelimiz ebru'lu iple çok güzel oluyor arkadaşlar. İpimiz de gayet güzel bir ip. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Modelimde şöyle, ilk önce baya bir karanlık oldu sanki. Şöyle hemen kabını çıkartıyorum. Şöyle kenara alıyorum. Ve şöyle şuradan. İp biraz kalın. Gerçekten böyle ipler bebek battaniyesinde falan çok güzel olur. Hemen şöyle şuradan şöyle zincir çekiyorum. Belli bir miktarda zincirimi çekiyorum. Ama zincirim gevşek olması lazım ki ne sıkı olmaması lazım. Tığın üstüne alırken rahatlıkla alalım diye. Şöyle. Belli bir miktarda, fazla değil, belli bir miktarda. Diyelim ki ne, veyahut 30, 35, o civarda çekebilirsiniz. Sayı belirtmiyorum ama fazla gelirse eğer şuradan da kesebilirsiniz. Yani fazlasını kesebilirsiniz. Şöyle şu büyüklükte ben zincirimi çektim. Şimdi hepsini bir şekilde tığımın üstüne alıyorum. Hava sıcak olduğundan biraz gıcırdama yapabilir. Onun için kusura bakmayın. Eğer gıcırdama yaparsa. Şurayı düzgün yapmamız lazım. Teli kaçmasın diye. Sonuncuya da batıyorum ve çektim. Şöyle oldu. İlk başta biraz eğri büğrü falan olabilir. İlk baş tanesini bir tane alıyorum. Bir tane aldım. Diğerlerini çift 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 çekiyorum. Geri geri çekiyorum. Böyle. Şimdi ikinci sıraya geçelim. İkinci sırada buradan battım. Bakın yandakini değil, hemen bir sonrakini battım. Şöyle. Buraya değil, buraya battım. Yine aynı şekilde battım. Aralardan alıyorum ilmekleri. Tunus da böyle alıyoruz ama bunu da şuralardan alıyorum. Aralardan batarak şöyle devam ediyorum. Bunu iki renkle de yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Ebru'lu iple de yapabilirsiniz.
Yine aradan batıyorum. İpimi aradan çıkartıyorum. Sonuncuyu da yine batıyorum. Şuradan da şöyle bir ilmeğimi alıyorum ki ne? Düzgün dursun kenar diye. Şimdi şöyle bir tanesini tek alıyorum. İlk baştakini tek alıyorum. Sonrasındakileri 2 2 çekiyorum. Model birinci aşamada, ikinci aşamada fazla belli olmuyor. Bundan sonraki aşamalarda biraz daha tam belli oluyor. Şöyle bakın model araları belli oluyor. Şimdi bu sefer de burada batacağız. Böyle. Bu sefer şöyle bakın burada ilk baştakinde batıyoruz. Yine aralarına batarak şöyle bakın böyle oluyor. Aralarına batarak devam ediyoruz böyle. Aralarından alıyoruz yani. Bakın böyle. Sonuncudan yine battım ve kenardakine batarak ilmeğimi çekiyorum. Bakın böyle arkası böyle kat kat gibi oluyor ama ön kısmı gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle model kendini gösterdiği zaman çok güzel oluyor. Şimdi yine aynı şekilde tek baştakini alıyorum. Arkadaşlar bakın burada geri geri çektim iplerin hepsini. Burada tam belli ediyor. Şöyle. Bakın tam belliydi. Bazen telefonda algılama sorunu oluyor. Onun için bir şey diyemiyorum. Yine bakın aralara batıyorum böyle. Aralara batarak yani tunus işinde hani şu ilmekleri batıp alıyorsunuz ya. Bunu da öyle yapmıyorsunuz. Bunu da aralara batarak alıyorsunuz şöyle. Hemen böyle. Bakın şöyle göstereyim. Bazen telefon odaklama sorunu olduğundan dolayı hemen odaklamıyor bazen. Ya da aynı yer, bir yeri odaklıyor, gerisinde öyle kalıyor. Diğer tarafları odaklamıyor. Onun için sorun olabiliyor. Şöyle ilmeklerin hepsini alıyorum. Şuradan. En sonuncuya battım. Şuraya da batıp ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Şöyle şu şekilde. Bakın. Şimdi bunların hepsini geri geri çekiyorum. İlk baştakini tek, diğerlerini çift. Şöyle çiftçi çekip tamamlıyoruz. Bundan dilerseniz bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Her türlü örgü de kullanabilirsiniz. Yelek de yapabilirsiniz. Parça parça bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Bakın böyle. Çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu ben biraz şöyle şu kadar daha yapayım.
modelin tam ortaya çıkması için. Sonrasında son halini hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın benim modelim bitti. Böyle dalga dalga oluyor. Çok güzel oluyor model bu şekilde. Benim modelim bitti. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi tunus işi ilmeklerden alınıyor ama bu içine batarak alınıyor. Zaten videoda da gösterdiğim gibi. Bu şekilde şöyle ben altına tığ bir tane milden şey yaptım. Şişten geçirdim ki hani daha düzgün dursun diye. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.